Salih Tuna, Elon Musk kimin yüzü? Netanyahu soykırımı doyamadı. Filistinli çocukları kesmek için sabırsızlanıyor ama önlem almayı da ihmal etmiyor. Önlem dediğim küresel karartma. Elon Musk'ın Starlink uyduları Gazze'de çalışmayacak. Artık hiçbir şekilde internet bağlantısı söz konusu olmayacak. Yani Netanyahu adlı terörist elebaşı sessiz sedasız işini bitirecek. Dünya kamuoyunun protestolarıyla rahatsız edilmeyecek. Peki bunun için Elon Musk'ın İsrail'e kadar gitmesi gerekir miydi? Hele hele Netanyahu ile Gazze sınırına gidip İsrail'in Aksa tufanı mağduriyetini incelemesinin lüzumu var mıydı? Mesele Starlink uydularıysa bir telefonla da halledilebilirdi. Çelik yelek gibi mizansenlere ne gerek vardı? Sarkastik yanını bildiğimiz Elon Musk'ın aklından "Hey Bibi, sadece mağduriyetinizi değil, zaferlerinizi de görmek isterim." Mesela hazır gelmişken İsrail bayrağı diktiğiniz şifa hastanesinde bir inceleme yapsam demek geçmişimdir acaba? Hayır, bunu dile getirmesini beklemek fazla romantik olur. Zaten dile getirebilseydi Netanyahu adlı çocuk katiliyle görüşmeye katlanmazdı. Anlaşılan o ki sahibi olduğu X platformundaki kimi paylaşımlar nedeniyle Elon Musk'ın tabiri caizse burnunu sürtmek istemişler. Malumunuz Media Matters for America yayınladığı antisemitizm analizinde X platformunu suçlamış, büyük şirketler de reklamları kesmişlerdi. Siyasi siyonizme göre İsrail Gazze'de çocukları katlediyor demek bile antisemitizme giriyor. Neden mi? İsrail'in binlerce Gazze'li çocuğu öldürdüğünü dile getirmek, bütün bir dünyada Yahudi nefretini teşvik ediyormuştu ondan. Diyeceksiniz ki, ona bakarsanız yaptığı katliamlarla Yahudi nefretini teşvik edenlerin önde gideni Netanyahu değil mi? Öyle ama bu düzen böyle. Adını koydukları şeyin içine siz dolduramazsınız. Elon Musk'ın meskur İsrail ziyaretinin ardından X platformunda Gazze'deki paylaşımlara sınırlandırmalar getirileceği kuvvetle muhtemel. Demek ki Musk'ın soykırım iması yapan Filistin yanlısı hesaplarının askıya alınacağına dair açıklaması İsrail'i kesmemiş. Elon Musk, XEA-12 adını verdiği dünyalar tatlısı oğlunun yüzüne bakarken 6000 Gazze'li çocuğu katleden Netanyahu ile anlaştığı aklına gelirse ne yapacak bilmiyorum. Benim bildiğim şudur. Netanyahu ile mahut şirketlerin X'ler reklamlarını çekmesi nedeniyle görüşmemiştir. Ayrışmada, pazarlıkla cari dünya sistemini kontrol eden iki büyük grup ve güç merkezi, Yahudi kökenli Rothschild ile Katolik kökenli Rockefeller arasındadır. Unutmayalım ki, Tesla'yı iflastan Rockefeller ile iltisaklı sermaye kurtarmıştır.